Herkese günaydın, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Dediğim gibi videoların sıklığını arttıracağım demiştim. Sizin istekleriniz doğrultusunda bu oldu. Böyle bir şey aklımda veya planımda maalesef yoktu. Bir de bir önceki vlogda bir yoruma denk geldim. Aslında bence haklıydı. Benim de fark ettiğim bir şeydi. Videolarda ses sorunu ve görüntü sorunu, netlik vesaire problemleri gerçekleşiyor. O yorumda böyle bir yapıcı bir eleştiri olarak düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz, kim hangi işe başlarsa başlasın bir yol alması gerekiyor. Hangi sektör olursa olsun bu. O yüzden onu yapıcı bir eleştiri olarak düşünmek istiyorum. Aksini düşünmek istemiyorum. Bu video telefondan devam edeceğim. Aradaki farkları sizler daha iyi görürsünüz. Ve yorum yazmanızı gerçekten bekliyorum. Kamerayla daha iyiydi. Hayır, telefonla daha iyi olmuş derseniz en azından için daha iyi olur. Bakalım nasıl olacak. Bizim için pazar su böreği demek. O yüzden su böreği siparişi verdik. Şimdilik bize bu kadar yeter mi? Bu elbisenin zaten bende beyazı da vardı. Mavisi de gerçekten çok güzel oldu. Saçlarımın da sadece önünü yapma fırsatı edindim. Çünkü vaktim yok. Arkadaşımla beraber Madame Coco'ya gidiyoruz. Onun alması gerekenler var. Benim de almam gerekenler var. O yüzden Madame Coco'da görüşürüz. Elbiseyi giydim, tam evden çıkacağım. Buradan böyle fermuarı patladı. Şimdi ben de başka bir elbise giydim. Çıkıyorum. Şaka gibi gerçekten ya. Patladı bir anda. Arkadaşım beni aldı. Bence gerçekten telefondan daha iyi çekiyor. Yani şu anda benim gördüğüm görüntü telefondan daha iyi. Editleyince vesaire nasıl olacak bilmiyorum. Havada yağmurlu ve ben terlik giydim. Biz de giydim. İnşallah çok fazla yağmaz. Şimdi gidiyoruz. Çok mu alacaksın şeyler? Yok, çok değilmiş. O kendini göstermek istemiyor. O yüzden böyle bir hayalet olacak benim videolarımda. Benim alacağım şeyler var ama biraz. O yüzden orada biraz zaman harcayacağız. Özal'da büyük Madame Coco var. Gerçekten kaç katlı? 2 katlı falan olması gerek. AVM'lerdeki gibi değil. O yüzden büyük olan Madame Coco'ya geçiyoruz. Bakın böyle o kadar fazla halı çeşitleri var ki. O yüzden böyle büyük Madame Coco'yu lütfen bir gezin derim. Çok fazla halı çeşidi var. Mesela bakın bu halı da çok şıkmış. Bence Madame Coco'nun halılarına şans vermelisiniz. Gerçekten bir halıcı gibi. Fiyatları da bayağı uygun. Şöyle bir havlu buldum. Ve parıltılı. Bundan alacağım. Parlıyor. Benim bana da lacivert uyduğu için böyle bir yüz havlusu alıyorum. Buna bayıldım. Kesinlikle bunu alıyorum. Çok güzel. Fiyatı ne kadarmış? 120. Yani kaça geliyor? 60'a geliyor. Şu renkte böyle bir çift kişilik çarşaf aldım. Böyle yastık kılıfı, fuşya ve böyle bir yatak örtüsü. Tam yaz için bence ideal. Madame Coco'da işlerimiz bitti. Bence çok güzel şeyler aldım. Farklı. Ve Özal'da Casamia diye bir yer var. Oraya geldik. Orada böyle karışık. İşte bardak da var, yemek takımı da var. Her şey var değil mi? Her şey var. Hayalet cevap vermedi. Casamia'ya giriyoruz. Arkadaşım banyosunda da bunu tercih ettik. Bu uyuyor. Bence çok güzel olacak. Bu tam onun banyosunda olabilecek bir banyo takımı. Bir anda ikiye de bulduk kendimizi. Bunları satın aldım. Tefal'in tost makinesi 1800. De'Longhi'nin de bu tost makinesinde indirim varmış. 2000 lira geliyor. Arada 200 lira fark olduğu için bunu almaya karar verdik. Eve geldik ve sucuk yapacağız. Kanka böyle ekmekler aldı. Bayağı iyiymiş ya bu. Ben marul istiyor musun? Sucuk. Baton sucuk. Bu ne? Sucuk o. Yok dayı. Getir getir. Aa. Getir.
gösteriyorum. Çok iyi. Nasıl? Ama bir şey söyleyeyim mi? Efsane mi? Ben bu işini biliyorum. Benimki de hazır. Hadi gidip yiyelim. Herkese günaydın, iyi bayramlar. Bugün bayramın birinci günü. Biz de bugün annemlerin yazlığına geçeceğiz. Ama geçmeden önce Tolga ile Adana'da böyle tanıdıklara bir bayram ziyareti yapacağız. Önce onlar için bir çikolata vesaire alacağız. Ondan sonra da Mars'la beraber ilk defa Türk yaparak gideceğiz. Öyle. Şimdi çikolata almaya geldik. Güzel bir de küçük çikolata yapıyorlar. Çok fazla büyük de almayacağım zaten. Nereden istiyorum? Ama yeşili olsun. Yeşil siyah, evet. Aa, burada kruvasanı ilk defa görüyorum. Varmış. 3 dilim su böreği. 3 dilim. 1 dilim kıymalı. Ben de şunlardan 4 tane ıspanaklı istiyorum. Kısacık ve hemen aparatif kahvaltımızı yapalım. Ben böyle fincanda içiyorum. Şu benim. Su böreği de Tolga'nın. Sonra hemen Tolga'nın teyzesine gideceğiz. Afiyet olsun. Şöyle küçük bir çikolata kutusu. Ben çok seviyorum bu divanın böyle dikey kutusunu. İki katlı böyle. Daha fazla alındığında yenmiyor. O yüzden bu tam böyle hediyelik. Tolga'nın teyzesinden çıktık. Çok güzeldi ama değil mi? Evet ama çekemedim doğal olarak. Yani çekmedim daha doğrusu. Şimdi eve geçiyoruz. Hızlı bir şekilde çıkış yapacağımız için evi toparlayacağız ve... Go. Valiz hazırlayacağız. Sonra daha valiz hazırlamadık. Bir de Mars'ın kumunu arabaya koyacağız. Böyle açık bir şekilde koyacağız. Şey yapalım. Arkaya bir çarşaf gibi bir şey serelim koltuğunu. Tabii. Oraya evet. Sonra bu koltuğu ön alalım. Kumun önüne koyalım. Evet. Ben de arkada oturacağım. Öyle gideceğiz işte. Saat kaç? 1. Gitsek şu an çıksak 3'te oradayız zaten. Şimdi çıksak 3'te oradayız. Evet şimdi çıksak 3'te oradayız. 5-6 gibi orada oluruz. Bizimki de burada bekliyor. Bir şey yapıyoruz sanıyor. Ne yapabiliriz acaba? Bu arada bizim balkonumuzda ip asmak yasak. O yüzden böyle ipi bir şekilde asabildiğimiz gibi içeri astık. Mars'ın da kutusunu yıkıyoruz. Bayağı kirlenmiş. Şurada bir inşaat var. O yüzden o inşaatın pislikleri buraya geliyor. Tolga da bu kutuyu yıkama görevi. Ben de içeriği hallediyorum. Bulaşıkları yıkadım, makineyi dün çalıştırmayı unutmuşum. O yüzden bu fazlalıklar yıkandı. Şimdi valiz hazırlayacağım. Dün hazırlamadım çünkü çok araftı, belli değildi. Tolga da Mars'ın kutusunu yıkadı, temizledi. Böyle içine giriyor ama umarım aynı performansı arabada da bekliyorum. Teşkilat yaptık. Tuvalet koyduk. Yani pede yapacağını sanmıyorum. Çünkü alışkın olmadığı için. Şimdiden başladım yavlamaya. Çıkarıyorum anneciğim seni. Çıkarıyorum. Migros'a geldik. Bu arada yazlık yerlerdeki Migros'lara girmeyi çok seviyorum. O yüzden bu anda kaçırmadım. Mutlaka girer bu arada bir şey alırım. Mars'ta burada. Evet alayım. Bizim yazlıkta gerçekten aşırı derecede kum olan bir yer olduğu için böyle dandik terlikler alıyoruz. Şunu 10 liraya aldım ya. O kadar güzel ki. Tolga da kendini aldım. Şimdi Mars'ta bir yaş mama alacağız. Umarım kaliteli yaş mama vardır. Şu an Erdemli'deyiz. Öyle böyle değil, çiğ köfte aşırıyorum. Ama Doritos'lu çiğ köfte. Komagen'in Doritos çiğ köftesi var. İçine de burger sosu. Çok farklı ve güzel oluyor. Tolga da yoldan döndü. Bu arada burası da bizim arkadaşımızın yeri. Hem Adana'da hem Erdemli'de şubeleri var.
ve bence çok iyi yapıyorlar. Yani evet, böyle franchise bir firma ama Canlar'ın yaptığı hepsinden daha güzel oluyor. Bilmiyorum sebebini de. Çok iyi yapıyorlar. Doritos'luyu gerçekten deneyin. Doritos'lu full ailenin içinde pipet aldım. Teşekkür ederim. Mangala denk geldik bu arada. Dura. Öyle mi? İki defa markete girdik. Annem de mangalı yakmış. Klasik bayram. Bölgesi tarifi veriyor. Toplamışlar bir yerden. Nereden topladınız? Şeyden. Deniz kenarından. Sonra bunları yarın? Yarın haşlayıp buzlu suya çıkartacağız. Daha sonra da tek tek içindeki iplikleri çıkaracağız. Temizleyeceğiz. Zahmetli bir şey yani. Evet. Daha sonra da işte zeytinyağı, limon, arz edilecek birkaç şeyle salatası yapılacak. Ama bol miktarda yıkıyoruz önce. İyi, süper. Günaydın. Böyle kuş sesleriyle uyandım. Tolga çoktan aşağı inip kahvaltıya oturmuş ama ben kendimi kaldıramadım. O yüzden ben de şimdi kahvaltı yiyeceğim. Daha kimse kahvaltı yapmamış. O yüzden kahvaltımız hazır. Tolga nezledi. Sucuk, menemen ve yazlıkta işte bu kadar oluyor. Bir denize girelim dedik gitmeden. Denize gireceğiz. Çünkü dün şeydi, yağmurluydu, giremedik. Bugün de hava tam aksine çok güzel. O yüzden denize gireceğiz. Deniz sezonunu açıyoruz. Bu arada evle sahilde böyle yaklaşık 5-6 dakika bir yürüme mesafesinde. Hem bize de böyle yürüyüş olacak. Tam, yemek yedik ama şimdi var ya. Evet, bir de yemek yedik, şişiz. Umarım deniz soğuk değildir. İnşallah soğuktur. Tolga soğuk deniz seviyor. Ben sıcak deniz seviyorum. Çünkü o böyle koylarda falan denize girmeyi seviyor. Ben de bildiğiniz böyle sadece kum olacak, sahil. Ben de öyle seviyorum. Şimdiden yoruldum bu arada. Birazdan açtığımda... Niye bisikletle gitmedik? Bisikletle gitmek aklıma gelmedi. Genelde burada bisiklet ya da elektrikli motor vesaire kullanıyorlar. Çok güzel bir yürüme yolu var. Size birazdan orayı da göstereceğim. Yalnız o kadar fazla yemek yedik ki ve böyle yemek yiyip ilk böyle bikini mayo sezonunu açıyoruz. Şu an karnım o kadar şiş ki, Tolga da fena. Neyse, burası o kadar sakin, böyle relax, sadece güneşleniyorsun, hiçbir sıkıntı yok. Öyle kalabalık bir yer değil, daha keşfedilmemiş bir yer. Burada sadece müstakil evler var bu arada, apartman vesaire yok. O yüzden denizi hiç kirli değil. Ve de şey, koruma altında. Çünkü zambak. Ne zambak? Bir zambak var da o zambaktan koruma altında. Öyle bakma şey mi olur? Evet. Şurada bir şey vardı, yazı vardı. Okuturum sana ben şimdi. Hani yorulmazdın? Ben 5 dakika demiştim ama burası 5 dakika falan değilmiş ya. Değil mi? Neden ben öyle hatırlıyorum peki? Yani geçmiş zaman sana daha hızlı gelebilir. En son bu kadar ben askerdeyken yürümüştüm. Bir daha da yürümedin zaten. Ondan sonra da 11 kilo aldın. Yürümediğin için amca olabilir misin? Bu işin olayı burada. Direkt denize ulaşsan böyle... Daha güzel. Ama temiz bir sahil olmaz ki o zaman. Bak, böyle güzel yürüme yolu yapmışlar sana, yürü diye. Evet, normalde bisikletle geliyorduk. Daha keyifli oluyordu. Hatta buraya böyle ATV kullanıyorlar değil mi? ATV de çok güzel oluyor çünkü. Çok fazla kum yığını var. Baktım denize, geri dönüyorum. E o kadar geldik yani. Önümden öme gitti ya. Öyle bir havlu almışız ki bir de. E siyah, ne yapayım, evde o vardı. 2 kilo omzumda şu an havlu. Islanınca bu 4 kilo olur. Ben taşımam bak, ben sana söyleyeyim. Tamam, ben taşırım. Dönüşte sen taşırsın. Evet, bu şekilde devam etme kararı aldı. Ben de şimdi güneşte yanıyorum. Sırf kocam daha rahat bir yürüme gerçekleştirsin diye yapıyorum bunları. Başım hep ben yanıyorum. Biraz da sen yan.
Ben yanarım, benim için sorun değil. Geldik, az kaldı. Az kaldı, 2 kilometre falan. Bitti, bir şey kalmadı. Gireceğim denize, sen çık, ben öyle gireyim. Tamam. Havlunu bana ver, şu şezlonga koyalım. Al. Ver. Tolga ile babam denize giriyorlar şu anda. Onlar çıksın, ondan sonra da ben gireceğim. Öyle çok uzun süre kalmayacağım. Böyle bir vücuduma bir tuzlu edirip hemen çıkacağım. Çünkü böyle deniz tam daha kıvamında değil bence. Böyle uzun uzun yüzeyli bir kıvamda değil. Tahminimce ya haftaya ya 2 hafta sonra falan olur. Belki de daha uzun, bilmiyorum. Ama şu an o benim sevdiğim kıvamda değil. Tolga denize girdi. Su aşırı soğukmuş. Ben onu kobay olarak kullandım. Ben denize girmedim. Onlar babamla yüzdüler. Şimdi eve dönüyoruz. Hazırlanacağız. Hemen yola çıkacağız. Yani bayağı soğukmuş su. Ben soğuk suyda mümkün değil. Direkt hasta olurum. O yüzden başka bir zaman deniz sezonunu ben açarım. Şu an sadece sahil havasını aldım. Adana'ya dönüyoruz. Bir günlük böyle kısacık bir bayram tatiliydi. Ben bu videoyu bugün burada kapatıyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tekrar iyi bayramlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip ederseniz de çok sevinirim. Hoşça kalın. Görüşürüz.